Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Futur 1 yani gelecek zaman. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, bu dersimizde Futur 1 konusunu işleyeceğiz ve ne kadar kolay olduğunu hemen kavrayacaksınız. Futur 1 yani gelecek zamanda arkadaşlar tıpkı modal fiillerde yapmış olduğum gibi ne yapıyorum? Werden kalıbını koruyorum ve asıl fiilimi mastar halde cümlenin sonuna atmam gerekiyor. Öncelikle hatırlayalım şu werden'in nasıl çekimlendiğini. Onun ardından örnek cümlelerle durumu, bu konuyu izah etmeye çalışayım size. Şimdi werden'e baktığımızda arkadaşlar ich werde, du wirst, sie, es wird, wir werden, ihr werdet, sie werden şeklinde ele alınıyor. Demek ki ben yapacağım diyecek olursam arkadaşlar ich werde, sen yapacaksın dediğimizde du wirst, üçüncü tekil için er ya da sie ya da es için ne kullanılıyormuş? Wird. Wir, biz yapacağız dediğimizde wir werden, sizler yapacaksınız dediğimizde ihr werdet, nezaket formu sie werden, onlar sie werden. Bu yapı arkadaşlar mutlaka bulunması gereken bir yardımcı fiil. Yani neyi, hangi fiille kullandığımın hiçbir önemi yok. Mutlaka bunun bir yardımcı fiil kapsamında olması gerekiyor. İlk örneğimizle başlayalım arkadaşlar. Das Mädchen macht das Fenster zu. Evet, kız ne yapıyor? Pencereyi kapıyor. Şimdi burada bu cümlede arkadaşlar ayrılabilir fiil var. Nedir o? Zu machen, kapatmak değil mi? Biz geniş zaman ya da şimdiki zamanda ne yapıyorduk? Bu şekilde kullanıyorduk. Şimdi ben Futur 1 yani gelecek zaman içerisinde kullanacak olursam az önce söylemiş olduğum gibi ne yapıyorum? Yardımcı fiilim werden'i kullanmam gerekiyor ve ayrılabilir fiil tıpkı modal fiillerde olduğu gibi ne oluyor? Tekrar bir araya geliyor, mastarda bulunuyor ve cümlenin neresine gidiyor? Sonuna gidiyor. Bakalım ne yapmışız? Das Mädchen wird das Fenster zumachen. Bakın ne olmuş arkadaşlar? Burada das Mädchen öznemizde başlamışız ve yardımcı fiil werden ne oluyor? Das Mädchen yani üçüncü tekile göre çekimlendiğinde ne dedik arkadaşlar? Er, sie, es için wird olur dedik. Dolayısıyla das Mädchen wird das Fenster zumachen, kız pencereyi kapayacak demiş oluyoruz. Bakın zumach'ın ayrılabilir fiili ne oluyor? Tekrar bir araya gelmiş oluyor. Tıpkı nerede? Tıpkı modal fiilde olduğu gibi değil mi? İkinci örneğimize bakalım. Der Junge lügt seine Mutter an. Evet, der Junge erkek çocuğu demek. Evet, yanlış, kötü bir şey yapıyor. Ne yapıyor? An lügen, yalan söylemek değil mi? Seine Mutter, annesini kandırıyor, annesine yalan söylüyor diyor değil mi cümlemiz? Der Junge lügt seine Mutter an. Evet, ayrılabilir fiil. Bakın burada şimdi ne olacak? An lügen fiili tekrar ne olacak? Ayrılabilir fiil tekrar bir araya gelecek ve mastar halde koruyacağız bunu. Ne olacak bu durumda? Der Junge wird nie wieder seine Mutter anlügen. Nie söylemedim. Nie wieder asla anlamında arkadaşlar. Bir daha asla anlamına gelmiş oluyor. Vida neydi? Tekrar. Dolayısıyla nie wieder, bir daha asla şeklinde ele alıyoruz. Bu durumda erkek çocuğu annesini bir daha asla kandırmayacak, ona bir daha yalan söylemeyecek demiş oluyoruz. Bu durumda der Junge wird nie wieder seine Mutter anlügen demiş olduk. Sonraki örneğimize bakalım ne diyor? Familie Grün fährt nächsten Monat von Stuttgart nach Wien. Evet, ne diyor cümlemiz arkadaşlar? Grün ailesi nächsten Monat, gelecek ay, von Stuttgart nach Wien, Stuttgart'tan nereye? Viyana'ya gidiyor diyor değil mi? Dolayısıyla bizim burada öncelikle neye dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar? Eylemimize. Eylemimiz hangisidir o? Fahren değil mi? Fiyat olarak. Ne olacak? Şimdi bunu gelecek zamana taşıyacağımız için mastar halde koruyacağım. Dolayısıyla ne olacak? Fahren ve ne yapacağım? Cümlenin sonuna atacağım. Familie grün. Arkadaşlar bunu da üçüncü tekil gibi düşünmekte fayda var. Dolayısıyla grün ailesi gidecek deriz ya, güzel Türkçe'de de öyle diyoruz. Bu durumda ne olacak bu? Üçüncü tekil şeklinde ele aldığımızda Familie grün wird nächsten Monat von Stuttgart nach Wien fahren. Bakın orada demek ki fahren masdar halde kaldı. Olması gereken yerde neresi orası? Cümlenin sonu ve neyi çekimliyorum arkadaşlar? Werden'i çekimlemiş oluyorum. Bu durumda Familie Grün wird nächsten Monat von Stuttgart nach Wien fahren demiş oluyoruz. Tabi şöyle de yapabilirdik arkadaşlar. Nächsten Monat bu zamanı cümlenin başına taşısaydık da olurdu. Bu durumda ne olacaktı? Nächsten Monat wird Familie Grün von Stuttgart nach Wien fahren diyecektik değil mi? Çünkü ne yaptık? Zamanı başa taşıdık. Burada önemli olan şey şu arkadaşlar. Werden yani gelecek zaman yardımcı fiili diyelim anlaşılır olsun diye. Bunu ikinci pozisyonda korumamız gerekiyor ve asıl fiilimiz mastarda cümlenin sonunda mutlaka kalması gerekiyor. Diğer öğelerle dilediğim gibi oynayabilirim. Sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Bu bir soru cümlesi. Heiratest du den Mann aus Rom? Evet, heiraten neydi? Evlenmek demekti. Roma'dan olan adamla evleniyor musun sorusu. Değil mi bu arkadaşlar? Heiratest du den Mann aus Rom sorusu. Şimdi diyeceğiz ki Roma'dan olan o adamla evlenecek misin? Şimdi gelecek zamanı işin içerisine kattığımızda demek ki ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Futur 1 burada werden'e devreye sokmam gerekiyor. Bu bir soru cümlesi. Ne olacak arkadaşlar? Yanlış yeri işaretlemişim. Burası neresi olacak arkadaşlar? Wirst değil mi bunu? İşaretleyeceğiz. Wirst du den Mann aus Rom heiraten? Ne diyor soru cümlemize arkadaşlar? Roma'dan olan o adamla mı evleneceksin denildiğinde demek ki wirst du den Mann aus Rom heiraten diye ne yapmış oluyoruz? Gelecek zaman Futur 1 sorusunu sormuş oluyoruz. Demek ki ne anlamalıyız arkadaşlar? Soru soracak olursak gelecek zamanda yardımcı fiilimle başlamam gerekiyor ve asıl fiilim, mastar haldeki fiilim ne olacak? Cümlenin sonunda olması gereken yerde duracak değil mi? Sonraki örneğimize bakalım. Wir lesen jeden Tag 50 Seiten. Evet, biz jeden Tag her gün 50 sayfa okuyoruz. Ne kadar güzel bir cümle değil mi? Okumak kesinlikle aydınlatıyor bizi, birçok şey katıyor. Ben de bir kitap fanı olarak kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hiç okuyamazsak bile yatmadan önce şöyle bir sayfa bile okusak emin olun çok şey katacaktır bize diyorum ve tekrar buraya geçiyorum. Wir lesen jeden Tag 50 Seiten. Her gün 50 sayfa okuyoruz. Şimdi gelecek zaman kalıbı Futur 1 ne olacak arkadaşlar? Biz okuyacağız dediğimizde ne olacak bu? Wir werden. Bu durumda ne olacak? Wir werden jeden Tag 50 Seiten lesen. Biz her gün 50 sayfa okuyacağız dediğimizde demek ki wir werden jeden Tag 50 Seiten lesen dememiz gerekiyor. Şöyle de diyebilirdik arkadaşlar. Jeden Tag werden wir 50 Seiten lesen şeklinde de pekala bu cümleyi kurabilirdik. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden bir geçelim arkadaşlar. Ardından doğru telaffuzla telaffuz çalışmamızı yapalım. Arkadaşlar demek ki ilk cümlede das Mädchen macht das Fenster zu. Kız ne yapıyor? Pencereyi kapıyor. Ne yapacakmışız arkadaşlar? Üçüncü tekil olduğu için das Mädchen arkadaşlar wird şeklinde ele alınıyor. Bakın sie, es wird. Bu durumda das Mädchen wird das Fenster zumachen. Ayrılabilir fiil ne oldu? Tekrar bir araya geldi ve mastarda cümlenin sonuna yerleşmiş oldu. Bu durumda das Mädchen wird das Fenster zumachen. Bakın gelecek zamanda kız ne yapacak? Pencereyi kapayacak demiş oluyoruz. İkinci örneğimize baktığımızda der Junge lügt seine Mutter an. erkek çocuğu ne yapıyor? Annesini kandırıyor, annesine yalan söylüyor dediğimizde der Junge lügt seine Mutter an. Gelecek zamanda diyeceğiz ki annesini bir daha ne yapmayacak? Kandırmayacak, yalan söylemeyecek dediğimizde nie wieder yapısını işin içerisine katmış olduk. Bu durumda der Junge wird nie wieder seine Mutter anlügen. Erkek çocuğu değil mi? Annesini bir daha asla kandırmayacak, ona bir daha asla yalan söylemeyecek demiş oluyoruz. Dolayısıyla wird yapısıyla değil mi? Futur 1 gelecek zamanı kurmuş olduk. Üçüncü cümleye baktığımızda Familie Grün fährt nächsten Monat von Stuttgart nach Wien. Gelecek ay Stuttgart'tan Viyana'ya gidiyor demiş oluyoruz. Bakın aslında buraya baktığımızda arkadaşlar bir gelecek zaman anlamı var. Evet. Ancak werden ile ne yapmış oluyoruz? Futur 1 yapısını işin içerisine katıyoruz. Bu durumda Familie Grün wird nächsten Monat von Stuttgart nach Wien fahren denildiğinde işte bu noktada Futur 1 yani gelecek zaman yapısını ne yapmış olduk? İşin içerisine katmış olduk. Dördüncü cümlemize baktığımızda ki bu bir soru cümlesi. Heiratest du den Mann aus Rom? Roma'dan olan adamla evleniyor musun? Aslına bakıldığında gene bir gelecek zaman anlamı doğuyor. Ancak Futur 1 yapısı werden'i, bu werden yardımcı fiilini işin içerisine kattığımızda ne olacak arkadaşlar? Werden ile başlayacak soru cümlemiz. Bu durumda wirst du den Mann aus Rom heiraten denildiğinde demek ki bu bir soru cümlesi olduğundan dolayı ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Yardımcı fiilim werden ile soru cümlemi başlatmış oluyorum değil mi? Beşinci örneğe baktığımızda wir lesen jeden Tag 50 Seiten, her gün 50 sayfa okuyoruz diyor cümlemiz. Bunu Futur 1 yani gelecek zamana taşıdığımızda wir werden jeden Tag 50 Seiten lesen, biz her gün 50 sayfa okuyacağız anlamı doğuyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı şimdi doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Das Mädchen macht das Fenster zu. Das Mädchen macht das Fenster zu. Das Mädchen wird das Fenster zumachen. Das Mädchen wird das Fenster zumachen. Der Junge lügt seine Mutter an. Der Junge lügt seine Mutter an. Der Junge wird nie wieder seine Mutter anlügen. Der Junge wird nie wieder seine Mutter anlügen. Familie Grün fährt nächsten Monat von Stuttgart nach Wien. Familie Grün fährt nächsten Monat von Stuttgart nach Wien. Familie Grün wird nächsten Monat von Stuttgart nach Wien fahren. Familie Grün wird nächsten Monat von Stuttgart nach Wien fahren. Heiratest du den Mann aus Rom? Heiratest du den Mann aus Rom? Wirst du den Mann aus Rom heiraten? Wirst du den Mann aus Rom heiraten? Wir lesen jeden Tag 50 Seiten. Wir lesen jeden Tag 50 Seiten. Wir werden jeden Tag 50 Seiten lesen. Wir werden jeden Tag 50 Seiten lesen. Sıradaki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Morgen essen ich und Julia im Restaurant. Evet, ne diyor cümlemiz arkadaşlar? Yarın ben ve Julia ne yapıyoruz? Restoranda yemek yiyoruz. Evet, cümle olarak baktığımızda bir gelecek zaman anlamı var. Ancak bu geniş zamanda ya da şimdiki zamanda oluşturulmuş bir cümle. Şimdi ben Futur 1 yapısını işin içerisine kattığımda demek ki ne yapacakmışım? Yardımcı fiil werden'i işin içerisine katacakmışım. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar ben ve Julia iki kişi kastedildiğinden dolayı ne olacak? Wir şeklinde ele alınacak. Bu durumda ne yapacağız? Wir'den ne diyorduk arkadaşlar? Werden. Morgen werden ich und Julia im Restaurant essen. Bakın ne oldu arkadaşlar? Demek ki wir yerine ne dedik? Ich und Julia değil mi? Biz anlamına geliyor. Bu durumda yarın ben ve Julia restoranda yemek yiyeceğiz dediğimizde Futur 1 yapısına, gelecek zaman Futur 1 yapısına ne yapmış oluyoruz? Taşımış oluyoruz. Demek ki buradaki kilit noktamız neymiş arkadaşlar? Werden fiilinin yardımcı fiil olarak cümlenin içerisine katılması ile ne oluyormuş? Futur 1 oluyormuş. 7. örneğimize bakalım arkadaşlar. Ihr arbeitet nächste Woche nicht. Sizler gelecek hafta çalışmıyorsunuz. Şimdi biz bunu Futur 1 olarak ele aldığımızda ihr, bakalım tablomuza ne şekilde ele alınıyordu? Ihr werdet olarak. Öyle değil mi? Bu durumda ihr werdet nächste Woche nicht arbeiten. Sizler gelecek hafta çalışmayacaksınız dediğimizde demek ki werden'e Futur 1 yapısı olan bu werden'i ne yapmış olduk? İşin içerisine kattık ve ihr kişisine göre çekimlendiğinde, değil mi? İkinci çoğula göre çekimlendiğinde ne olacak? Ihr werdet. Bu durumda ihr werdet nächste Woche nicht arbeiten. Sizler gelecek hafta çalışmayacaksınız anlamı ortaya, değil mi? Çıkıyor. 8'e baktığımızda arkadaşlar, Frau Gutmann, gehen Sie morgen Abend ins Fitnessstudio. Evet, Bayan Gutmann ne diyor sorumuz arkadaşlar? Yarın akşam fitness stüdyosuna gidiyor musunuz? Değil mi? Burada baktığımızda arkadaşlar cümlemize baktığımızda şöyle bir bakıyorum, tabii sizin tarafınızdan da bakıyorum acaba anlaşılmadık bir şey var mı diye. Sanmıyorum, değil mi? Das Fitnessstudio, bunu biliyorsunuz zaten. Ins Fitnessstudio demek siz gidiyor musunuz, değil mi? Yarın akşam gidiyor musunuz dediğimizde gehen Sie morgen Abend ins Fitnessstudio. Şimdi Futur 1 yapısını işin içerisine kattığımızda ne olacak? Werden'i işin içerisine katacağız. Bu durumda nezaket formu sie olduğundan dolayı, değil mi? Çünkü Bayan Gutmann benim karşımda ve diyorum ki yarın akşam siz gidecek misiniz, değil mi? Antrenmana, fitness stüdyosuna. Bu durumda Frau Gutmann, werden Sie morgen Abend ins Fitnessstudio gehen sorusunu soruyorum ve ne yapıyorum? Demek ki werden'i işin içerisine katmış oluyorum. Çünkü 3. çoğul kapsamında, değil mi? Sie için ne demiştik arkadaşlar az evvel? Werden demiştik. Bu durumda soru sorduğumuzda werden Sie şeklinde, değil mi, sorumu sormuş oluyorum. Werden Sie morgen Abend ins Fitnessstudio gehen? 9. sorumuza baktığımızda cümlemizi, dolayısıyla bu bir soru cümlesi olduğu için Fliegst du am Freitag nach Bremen? Ne diyor sorumuz arkadaşlar? Cuma günü Bremen'e uçuyor musun? Değil mi? Şimdi werden ile ne yapacağız? Futur 1 yapmış olacağız. Bu durumda soru soracağımız için ne yapacağız arkadaşlar? Yardımcı fiili cümlenin başına getireceğiz. O da nedir? Wirst du, değil mi? Çünkü do'ya göre werden ne oluyordu arkadaşlar? Du wirst. Soru soracağım. Wirst du şeklinde ifade edilecek. Bu durumda Cuma günü Bremen'e uçacak mısın dediğimde, değil mi, sorusunu sorduğumda wirst du am Freitag nach Bremen fliegen diye sormuş oluyorum. Dilerseniz şöyle bir üstünden geçelim bu örneklerini arkadaşlar. Morgen essen ich und Julia im Restaurant. Ne diyor? Yarın ben ve Julia yemek yiyeceğiz restoranda, değil mi? Şimdi bunu gelecek zamana taşıdığımda ne olacak? Werden yapısı işin içerisine girdiğinde, değil mi? Kaldı ki ich und Julia ne oluyor? Wir. Dolayısıyla bakıyoruz wir ne oluyor? Werden ile anılıyor. Bu durumda morgen werden ich und Julia im Restaurant essen. Bakın burada yarın. Bir şekilde yarının altı çizildiği için, değil mi? Yarın yemek yiyeceğiz dediğimde morgen ile başlatmışız. Ich und Julia ile de başlatabilirdik. Bu durumda ich und Julia werden morgen im Restaurant essen de diyebilirdik, değil mi? 7. örneğe baktığımızda ihr arbeitet nächste Woche nicht. Sizler gelecek hafta çalışmıyorsunuz. Şimdi diyeceğiz ki sizler gelecek hafta çalışmayacaksınız şeklinde ifade ettiğimizde werden yapısını işin içerisine katıyoruz. Ihr için ne olacak arkadaşlar? Werden, werdet olacak. Bu durumda ihr werdet nächste Woche nicht arbeiten. Sizler gelecek hafta çalışmayacaksınız demiş oluyoruz. 8'e baktığımızda arkadaşlar bu bir soru cümlesi. Frau Gutmann, gehen Sie morgen Abend ins Fitnessstudio? Ben Gutmann, yarın akşam fitness stüdyosuna gidiyor musunuz? Şimdi werden'i işin içerisine kattığımda gidecek misiniz değil mi? Dolayısıyla Futur 1 olduğunda ne olacak? Frau Gutmann, werden Sie morgen Abend ins Fitnessstudio gehen? Şeklinde sorumu sormuş oluyorum. Değil mi? Ve son cümlemize baktığımızda ki bu da gene bir soru cümlesi. Ne diyor? Fliegst du am Freitag nach Bremen? Cuma günü Bremen'e uçuyor musun? Değil mi? Sorusu. Fliegst du am Freitag nach Bremen? Uçacak mısın? Dediğimizde, yani bunu Futur 1 yaptığımızda ne olacak? Werden'den destek alacağım. Werden yardımcı fiili. Dolayısıyla soru cümlesi olacağından dolayı ne olacak? Werden cümle başı olacak. Do'ya göre çekimlendiğinde bakıyoruz. Du wirst. Bu durumda wirst du ile soru cümlen başlıyor. Wirst du am Freitag nach Bremen fliegen? Cuma günü Bremen'e uçacak mısın sorusunu sormuş oluyoruz. Şimdi dilerseniz doğru telaffuzumuzla bu örneklere, bu cümlelere bir okuyalım. Morgen essen ich und Julia im Restaurant. Morgen essen ich und Julia im Restaurant. Morgen werden ich und Julia im Restaurant essen. Morgen werden ich und Julia im Restaurant essen. Ihr arbeitet nächste Woche nicht. Ihr arbeitet nächste Woche nicht. Ihr werdet nächste Woche nicht arbeiten. Ihr werdet nächste Woche nicht arbeiten. Frau Gutmann, gehen Sie morgen Abend ins Fitnessstudio? Frau Gutmann, gehen Sie morgen Abend ins Fitnessstudio? Frau Gutmann, werden Sie morgen Abend ins Fitnessstudio gehen? Frau Gutmann, werden Sie morgen Abend ins Fitnessstudio gehen? Fliegst du am Freitag nach Bremen? Fliegst du am Freitag nach Bremen? Wirst du am Freitag nach Bremen fliegen? Wirst du am Freitag nach Bremen fliegen? Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde Futur 1 konusunu görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.